Bienvenidos a la séptima lección de la Escuela de Turco de Preciosa Sangre. Qué increíble que todas estas semanas has estado aprendiendo nuevas palabras, has estado memorizando frases y espero que te sientas un poco mejor en tu conocimiento del turco. Acuérdate que todavía es muy pronto para entender toda la gramática, pero poco a poco vas a ir entendiéndola. En la lección de hoy vamos a aprender los posesivos. En turco es muy interesante. En español simplemente decimos: es mi casa, es tu casa, es la casa de mi hermano, es el libro de María, es nuestra escuela, etc. Y en turco es parecido, pero hay dos cosas. Una, la persona que posee el objeto, y lo segundo es el objeto poseído. En turco hay un sufijo tanto para el poseedor como para lo que es poseído. En el diálogo de hoy vas a aprender a preguntar a dónde vas y también vas a aprender a decir que tengas muy buen viaje. Espero que te sirva mucho. Y recuerda que tienes que descargar los ejercicios que incluimos en cada lección. Vienen algunas notas importantes y también vienen ejercicios en los que puedes practicar todo lo que estás viendo en este video. Que el Señor te bendiga y ánimo con esta séptima lección. Yedinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iyilik eklerini öğreniyoruz. Ve birinci tekil kişi örnekleriyle başlayacağız. Kardeş, benim kardeşim. Kardeşim tiyatro izlemeyi seviyor. Kardeşim tiyatro izlemeyi seviyor. Özgürlük, benim özgürlüğüm. Özgürlüğüm Tanrı tarafından verildi. Özgürlüğüm Tanrı tarafından verildi. Bilgisayar, benim bilgisayarım. Bilgisayarım çok eski. Bilgisayarım çok eski. Okul, benim okulum. Okulum evime çok yakın. Okul evime çok yakın. Amca, benim amcam. Amcam beni ziyarete geldi. Amcam beni ziyarete geldi. Kardeş, senin kardeşin. Kardeşin tiyatro izlemeyi seviyor. Kardeşin tiyatro izlemeyi seviyor. Özgürlük, senin özgürlüğün. Özgürlüğün Tanrı tarafından verildi. Özgürlüğün Tanrı tarafından verildi. Bilgisayar. Senin bilgisayarın. Bilgisayarın çok eski. Bilgisayarın çok eski. Okul. Senin okulun. Okulun senin evine çok yakın. Okulun senin evine çok yakın. Amca. Senin amcan. Amcan beni ziyarete geldi. Amcan beni ziyarete geldi. Şimdi örneklere bakarak daha iyi anlayacağız. Ali kitap. Ali'nin kitabı. Ali'nin kitabı kayboldu. Ali'nin kitabı kayboldu. Şirket müdür. Şirketin müdürü. Şirketin müdürü tatilde. Şirketin müdürü tatilde. Çocuk el. Çocuğun eli. Çocuğun eli ağrıyor. Otel,
Oda. Otelin odası. Otelin odası çok güzel. Otelin odası çok güzel. Fernando köpek. Fernando'nun köpeği. Fernando'nun köpeği çok sakin. Fernando'nun köpeği çok sakin. Onlar bahçe. Onların bahçesi. Onların bahçesi çok kirli. Onların bahçesi çok kirli. Büşra kedi. Büşra'nın kedisi. Büşra'nın kedisi hasta oldu. Büşra'nın kedisi hasta oldu. Türkiye nüfus. Türkiye'nin nüfusu. Türkiye'nin nüfusu 80 milyondur. Türkiye'nin nüfusu 80 milyondur. Murat defterler. Murat'ın defterleri. Murat'ın defterleri çantasında. Murat'ın defterleri çantasında. Kardeş, bizim kardeşimiz. Kardeşimiz parktan geldi. Kardeşimiz parktan geldi. Özgürlük, özgürlüğümüz. Özgürlüğümüzü Tanrı verdi. Özgürlüğümüzü Tanrı verdi. Bilgisayar, bizim bilgisayarımız. Bilgisayarımız çok eski. Bilgisayarımız çok eski. Okul, bizim okulumuz. Yarın okulumuzda konferans var. Yarın okulumuzda konferans var. Şimdi kelimenin son harfi sesli olan kelimelerin örneklerine bakıyoruz. Sandalye, bizim sandalyemiz. Sandalyemiz tertemizdir. Sandalyemiz tertemizdir. Üzüntü, bizim üzüntümüz. Üzüntümüz kısa sürdü. Üzüntümüz kısa sürdü. Masa, bizim masamız. Masamız çok güzel. Masamız çok güzel. Ordu, bizim ordumuz. Ordumuz savaşıyor. Ordumuz savaşıyor. Kardeş, sizin kardeşiniz. Kardeşiniz parktan geldi. Kardeşiniz parktan geldi. Özgürlük, sizin özgürlüğünüz. Özgürlüğünüzü Tanrı verdi. Özgürlüğünüzü Tanrı verdi. Bilgisayar, sizin bilgisayarınız. Bilgisayarınız çok eski. Bilgisayarınız çok eski. Okul, sizin okulunuz. Okulunuz çok büyük. Okulunuz çok büyük. Şimdi son harfi sesli bir harf ile biten kelimelere bakalım. Sandalye. Sizin sandalyeniz. Sandalyeniz tertemizdir. Sandalyeniz tertemizdir. Üzüntü. Sizin üzüntünüz.
Üzüntünüz kısa sürdü. Üzüntünüz kısa sürdü. Masa. Sizin masanız. Masanız çok güzel. Masanız çok güzel. Ordu. Sizin ordunuz. Sizin ordunuz savaşıyor. Sizin ordunuz savaşıyor. Zıt anlamlı kelimeleri öğreniyoruz. Soğuk, sıcak, pahalı, ucuz, uzak, yakın, ilk, son, yeni, eski. Soğuk, sıcak. Kışın hava soğuktur. Yazın hava sıcaktır. Pahalı, ucuz. Ceket çok pahalı. Ceket çok ucuz. Uzak, yakın. İspanya çok uzak. İspanya çok yakın. İlk, son. Dizinin ilk bölümü güzeldi. Dizinin son bölümü güzeldi. Yeni, eski. Yeni bir telefonu var. Eski bir telefonum var. Şimdi renkleri öğreniyoruz. Beyaz, bembeyaz. Siyah, simsiyah. Kırmızı, kıpkırmızı. Mavi, masmavi. Sarı, sapsarı. Turuncu, tupturuncu. Mor, mosmor. Yeşil, yemyeşil. Gri, gıpgri. Pembe, pespembe. Beyaz, bembeyaz. Siyah, simsiyah. Kırmızı, kıpkırmızı. Mavi, masmavi. Sarı, sapsarı. Turuncu, tupturuncu. Mor, mosmor. Yeşil, yemyeşil. Gri, gıpgri. Pembe, pes pembe. Şimdi akraba isimlerini öğrenelim. Anne, baba, ağabey, abi, abla, kardeş, erkek kardeş, kız kardeş, amca, dayı, hala, teyze, dede, babaanne, anneanne, kuzen, yeğen, torun. Anne, baba, ağabey, abi, abla, kardeş, erkek kardeş, kız kardeş, amca, dayı, hala, teyze, dede, babaanne, anneanne,
kuzen. Yeğen. Torun. Merhaba Kerem, nereye gidiyorsun? Merhaba, Ankara'ya gidiyorum. Öyle mi? Ne zaman gidiyorsun? Birkaç saat sonra. Aa, neyle gidiyorsun peki? Uçakla gidiyorum. Öyle mi? Neden otobüsle gitmiyorsun? Çünkü yol çok uzun. Hmm, anladım. Neyse, iyi yolculuklar. Sağ ol, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Merhaba Kerem, nereye gidiyorsun? Merhaba, Ankara'ya gidiyorum. Öyle mi? Ne zaman gidiyorsun? Birkaç saat sonra. Aa, neyle gidiyorsun peki? Uçakla gidiyorum. Öyle mi? Neden otobüsle gitmiyorsun? Çünkü yol çok uzun. Hmm, anladım. Neyse, iyi yolculuklar. Sağ ol, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Bu dersimizin ayeti 1. Korintliler 6. bölüm 14. ayet. Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de diriltecek. Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de diriltecek. Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de diriltecek. Şimdi 10 kelime öğrenmeye hazır mısın? Cennet, cehennem, paylaşmak, anlatmak, mimar, mühendis, asker, balıkçı, avukat, hemşire. Cennet. Cennet Tanrı'nın hediyesidir. Cennet Tanrı'nın hediyesidir. Cehennem. Cehenneme gitmek istemiyorum. Cehenneme gitmek istemiyorum. Paylaşmak. Yemeğimizi paylaşmak güzeldir. Yemeğimizi paylaşmak güzeldir. Anlatmak. İsa'yı sana anlatmak istiyorum. İsa'yı sana anlatmak istiyorum. Mimar. Mimar arkadaşlarım var. Mimar arkadaşlarım var. Mühendis. Mühendis olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. Asker. Askerler çok disiplinlidir. Askerler çok disiplinlidir. Balıkçı. Petrus bir balıkçıydı. Petrus bir balıkçıydı. Avukat. Babam avukat. Babam avukat. Hemşire. Hastanede hemşireler çalışıyor. Hastanede hemşireler çalışıyor.